Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Andersen'den Prenses ile Bezelye Tanesi adlı masalı okumak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Bir zamanlar çok uzak diyarlarda iyi kalpli bir prens yaşıyormuş. Evlilik çağındaki bu prens bir prensesle evlenmek istiyormuş. Kendine uygun bir eş bulmak için birçok ülke gezmiş. Ama bir türlü aradığı gibi birini bulamamış. Karşılaştığı prenseslerle ilgili hep tereddüt yaşıyormuş. Sanki hep bir şeyler eksik gibi geliyormuş ona. Umutsuzluğa kapılan ve çok yorulan prens sonunda üzgün bir şekilde sarayına geri dönmüş. O kadar aradım ama galiba ben hiçbir zaman bulamayacağım prensesimi diye düşünüyormuş. Kraliçe ise onu zamanı geldiğinde mutlaka senin için doğru kişiyi bulacaksın yavrum diye teselli ediyormuş. Aradan biraz zaman geçmiş. Bir gece büyük bir uğultuyla korkunç bir fırtına çıkmış. Gök gürlüyor, şimşek çakıyor, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, adeta kıyamet kopuyormuş. O sırada sarayın kapısı çalmış. Kraliçe gidip kapıyı açmış. Kapının önünde yağmurdan sırılsıklam olmuş, bitkin ve perişan halde genç bir kız duruyormuş. Tepeden tırnağa ıslanmış olan, saçlarından ve giysilerinden sular damlayan bu genç kız, gerçek bir prenses olduğunu, fırtınaya tutulunca sarayının yolunu kaybettiğini söylüyormuş. Yaşlı kraliçe kapıdaki prensesi içeri almış. Acaba söylediği gibi gerçek bir prenses mi? Dur bakalım, bunu anlamanın bir yolu var diye geçirmiş içinden. Ama kimseye belli etmemiş. Hemen koşup kendi elleriyle bu kız için yatak hazırlamaya başlamış. Serdiği ilk kat yatağın altına bir bezelye tanesi koymuş. Bu bezelye tanesinin üstüne 20 kat döşek, döşeklerin üzerine de 20 tane kaz tüyü yatak koymuş. Yatakları rengarenk, göz alıcı çarşaflar ve yastıklarla süslemiş. Bütün gün çok yorulan ve yağmurda çok ıslanan genç kız biraz kuruyunca hemen uyumak istemiş. Kraliçenin elleriyle hazırladığı bu kat kat yatağı görünce çok şaşıran genç kız yatabilmek için adeta yatağa tırmanmış. Hemen uykuya dalmak için can atıyormuş ama bütün gece hiç uyuyamamış. Sabah olduğunda kraliçe hala hiç dinlenmemiş gibi görünen kıza "Gece nasıl uyudun? Rahat ettin mi?" diye sormuş. Kız şöyle yanıtlamış. "Sayın kraliçem, harika bir yatak yapmışsınız bana. Çok teşekkür ederim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama galiba yatağımın altında sert bir parça vardı. Gece boyunca gözümü bile kırpamadım. Dönüp durdum. Hangi tarafa dönsem bu parça batıp beni uyutmadı. Sabaha kadar kıvrandım. Yataktan her yerim ağrıyarak kalktım." Kraliçe, 20 kat döşeğin ve 20 kaz tüyü yatağın altındaki bezelye tanesini hissedecek kadar nazlı, narin ve hassas olduğuna göre bu kız gerçek bir prenses olmalı diye düşünmüş. Sevinçle prensi yanına çağırmış ve durumu anlatmış. Gözlerinden uyku akan prensese bakan prens, onun saflığını, zarif güzelliğini o an fark etmiş. Prensese bakarken daha önce hiç hissetmediği bir duygu kalbini sarmış. Prens de böylelikle emin olmuş onun aradığı prenses olduğuna. Prens, şaşkınlıkla olanları anlamaya çalışan prensesi elinden tutup yatağın yanına götürmüş. Döşekleri, yorganları tek tek indirip yatağın altındaki tek bezelye tanesini çıkarıp ona göstermiş. Prenses, "Beni uyutmayan bu küçük bezelye tanesi miymiş?" diye sorunca prens ona uzun zamandır diyar diyar gezip evleneceği prensesi aradığını, içinin hiçbirine ısınmadığını, hep eksik bir şeyler kaldığını anlatmış. Sonunda onun gibi hassas, narin ve sırtına değen bir bezelye tanesini bile hissedebilecek duyarlılıkta birine rastlamaktan çok mutlu olduğunu söylemiş. Saraya görkemli bir camekan yaptırıp içine de bezelye tanesini koyduran prens, harika bir düğün yaparak gerçek prensesiyle evlenmiş. Düğün sırasında ise ona, "Ben senin gibi birini başka yerlerde aradım.
Tam umutsuzluğa kapıldığım an sen bir armağan gibi geldin bana. Sen kalbimin gerçek prensesisin ve biz hep mutlu olacağız demiş. Bazen artık gerçekleşmeyeceğine inandığımız bir şey, beklemediğimiz bir şekilde karşımıza çıkabilir. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim.